Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Sorular cevaplar programımızdan hepinize merhabalar. Bugün de sorularınızı cevaplandırmak üzere yine stüdyomuzda Cemalettin Yazıcı hocamızla, ilahiyatçı eğitimci yazar Cemalettin Yazıcı hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Müslümanlar, Müslüman olmayanların hakkını yerse kul hakkı olur mu? Bir de yine haram malı sadaka olarak vermek hayır mıdır? Evet, Müslüman haktır. Yani Müslümanın olsun, gayrimüslimin olsun, istersen ateist olsun, dinsiz olsun hiç fark etmez. Kul hakkı herkes için geçerlidir. Yani bir insan gayrimüslimin, kafirin diyelim malını, mülküne el koyma gibi veya onun malını yeme gibi, gasp etme, alma gibi bir yola giremez. Yani buna dikkat etmesi gerekiyor. Müslüman davranışlarıyla, hareketleriyle, haklara riayet etmesiyle, kulaklarına riayet etmesiyle, her şeyle numune timsal olması gerekiyor. Bizler öyle olmamız gerekiyoruz. Eğer bu temsilimizi iyi yaparsak Allah'ın izni inayetiyle, o belki bizim fikrimize uymayan, inancımıza uymayan insanların da zamanla bize özenerek, bizi severek, belki bizim inancımızı kabullenme, alma gibi bir pozisyonda olabilir veya en azından düşman olmamış olur. Bir insanın inancından dolayı, farklı kültüründen dolayı onun malını gasp etmemiz mümkün değil. Müslümanlıkta, İslam'da böyle bir şey yoktur. Diğer bir husus ise haram maldan sadaka verebilir miyiz? Tabii bunu daha çok böyle şans oyunlarından elde edilen mallardan sadaka verilebilir mi? Haram maldan sadaka hiçbir zaman verilemez. Çünkü kazançlarımızın helal yoldan olup helal yoldan sadaka ve zekat vermemiz gerekiyor. Diğer türlü bir mesuliyetimiz, bir şeyimiz yok. Yani sorumluluğumuz yok o hususta. Helalden çok cüzi bir miktar bir sadaka verirsin, o Allah katına daha değerlidir. Fakat haram olan bir şeyden, hakkımız olmayan bir şeyden kazandığımızdan milyarları versek o kadar kıymet ifade etmez. Önemli olan ihlasla cebimizden helal kazanılmış bir paradan sadaka vermektir. Aksi takdirde diğeri sadaka olarak geçmez. Sadece birisine yardımcı olmuş oluruz. Ahirette helalleşmek nasıl olacak? Evet, bu da önemli. Belki bu söylediğiniz önceki iki cevaplandığımız iki soruyla da bağlantısı var. Helalleşme tabii mutlaka hani ayetin ifadesiyle فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَالَ زَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَالَ زَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. En ufak bir iyiliklerimiz mutlaka mizanımıza konacaktır ahirette. En ufak kötülüklerimiz de kullara terettüp eden, insanlara terettüp eden haklarda mutlaka teraziye konacak. Tabii bundan da önemlisi Allah'ın hakkı olan şeyler. Allah hakkı tabii en önemli husustur. Rabbimiz bizden acaba ne istemiş, neler istemiş, biz neler yapmışız, hangi sınırları koymuş, biz o hangi sınırlara riayet ettik veya etmedik. Tabii Rabbimiz ilk evvela soracağı hususlar bunlardır. İşte ömrünü nerede tükettin, malını nereye harcadın, sağlığını nereye harcadın gibi soru, hadisin ifadesiyle sorular, malını hangi yolda kazandın veya harcadın. Sıhhat nereye harcandı? Bunlar tabii sorulan hususlardan. Orada hesap verirken mutlaka en ufak haklar hak sahiplerine iade edilecektir. Mesela bizim en çok sevdiğimiz, dünyaya gelmemize vesile olan anne babamız diyelim. Anne baba evlatlarını görünce evlatlarından kaçmak isteyecek. Acaba evlatlarımıza karşı bir görevimizi yerine getiremedik mi? Getiremediysek acaba bunlar bizden hakkını isteyecek mi, ister mi diye endişeye kapılıp anne baba evladından uzaklaşmaya çalışacak. Evlat da anne babasından uzaklaşmak isteyecek. Çünkü anne babanın acaba hakkı üzerimizde var mı? Annemiz babamız bizden davacı olacak mı diye düşünecektir. Veya işte eşler olabilir mesela, bu karı koca olabilir. Komşular olabilir, akrabalar olabilir. Yani her insan muhatap olduğumuz sosyal hayat içerisinde beraber bulunduğumuz veya dolaylı olarak hakkımız geçmiş olan veya birisinin hakkı bizim üzerimize geçmiş olan bütün insanlar birbiriyle mutlaka yüzleşeceklerdir. Yani yüzleşme mutlaka olacaktır. Orada insanlar herhangi bir yalan söyleme gibi, inkar etme gibi bir hususiyetle karşı karşıya bulunamayacaklar. Çünkü orada bütün azalarımız, organlarımız şahitlik yapacak, hadisin ifadesiyle şahitlik yapacağından dolayı biz orada inkar yoluna gidemeyeceğiz. Her türlü yapmış olduğumuz iyilik ve kötülük dediğimiz gibi kiramen katibin tarafından amel defterimize yazılmış olacak. Zaten ayetin de ifadesi ikra kitabek, yani kitabını oku. Herkes esasında ne yapıyor? Bir kitap yazıyor. Hayatımız roman hani diye söylenir ya. Esasında hepimizin hayatı bir nevi kayıt altına alıyor, romanlaştırıyor tabir yerindeyse.
orada o yazılan şeyler, burada oynadığımız efendim senarize edilen şeylerin, hayatımıza senarize gibi olan şeylerin, yaşadığımız hadiselerin daha doğrusu bir senarize şeklinde yazılması, senaryonun açılması neticesinde bizler ne yapacağız? O yazılan her şeyin hesabını tek tek vermek mecburiyetinde kalacağız. Tabii başta kulluk noktasında eksiklerimiz, gediklerimiz soruluyor. Namazdan sorulacak. İlk kulun ilk diyor hesaba çekileceği husus namaz ibadeti. Namaz ibadetinden mutlaka sorulacağız. Namaz ibadetini diyor halletmişse diyor ibadet noktasında, diğer ameller noktasında kolay hesap vereceğini yine hadis-i şeriflerden öğreniyoruz. Ve sırasıyla acaba kulluk tabii başta Rabbimiz bizzat emrettiği hususlar hesaba çekildikten sonra kullarla ilgili olan hususlar ortaya çıkacak. Onlarla hesaplaşılacak. Onların hakları alınacak. Tabii bu haklar nasıl alınacak? Yani kullardan haklar nasıl alınacak? Kişinin sevabı varsa sevaplar başta hak geçti diyelim birisinin. Onun sevabını alınıp hak sahibine verilecek. Eğer sevabı yoksa hak sahibinin günahları karşı tarafın amel defterine konacak. Onun günahları artırılmış olacak. Ve böylece herkes hakkını almış olacak. Tabii yine hadis-i şeriflerden öğrendiğimize göre Efendimizin Cenab-ı Hak mümin kullar, müminse bu helalleşen insanlar diyecek ki ey kulum işte sana cennette şöyle bir köşk veriyorum. Köşk karşılığında bu kulumun günahını hakkından feragat et, bağışla. Eğer kul bağışlarsa tabii kendi iradesiyle orada Cenab-ı Hak müdahale etmiyor. Sadece ona yol gösteriyor. Feragat etmezse eğer bu sefer o kişinin günahlarından veya sevaplarından karşılıklı alıp verme pozisyonları oluyor. Eğer kabul ederse Cenab-ı Hak o kuluna bir merhametiyle muamele etmiş oluyor. Yapmış olduğu belki hayırlı amellerinden dolayı. Müminler helalleşecekler. Bir tabi diğer hususta hayvanlarla da helalleşme meselesi var. Yani hayvanların da orada mahşerde bir araya gelişleri var. Eğer biz herhangi bir canlıya, herhangi bir hayvana eziyet ettiysek, onların canını acıttıysak, onlara sıkıntı verdiysek daha doğrusu, bu hayvanlar da insanlardan hakkını alacaklardır. Tabi hayvanat alemi, hayvanlar da kendi aralarında hesaplaştıktan sonra hak sahipleri hakkını alacak. Kendi aralarında onun keyfiyetini tabi Rabbimiz biliyor. Ve neticede ceza ve mükafat nasılsa onu Rabbimiz lütfedecek ve hayvanlar sonunda toprak olacaklar. Ve inansız insanlar da Allah'a inanmayan, eş ortak koşan insanlar da bu sefer Rabbimize tabi dünyaya geri dönelim, dünyada tekrar amel edelim, hayırlı işler yapalım, işte Allah'a iman edelim. Kullukta kusur etmeyelim. Ya Rabbi bizi geri gönder. Biz çok iyi insanlar olacağız ve neticede bizi inananlardan bulacaksın. İtaat edenlerden bulacaksın. Efendim kul haklarına riayet eden insanlardan bulacaksın. Ya Rabbi ne olur bizi geriye gönder dendiğinde Rabbimiz vaat edilen gün artık gelmiştir. Bundan sonra geriye dönüş söz konusu olmayacaktır diye ifade ediyor. Tabi bu inanmayan insanlar ebedi cehennemi Allah korusun böyle gördüklerinde o hayvanat aleminin yok olması, toprak olmasını da tabii demek ki insanlar da gözleyecekler ve Kur'an'ın da ifadesiyle Ya Rabbi madem bizi dünyaya geriye çevirmeyeceksin bu hayvanlar gibi bizi toprak et diye istekte bulunacaklar. Fakat Rabbimiz vaat edilen şeyin gerçekleşeceğini tekrar ifade edecek. Biz size elçiler göndermedik mi, size akıl vermedik mi diye Rabbimiz orada onları tekrar ikaz edecek. Rabbim tabii böyle bir akıbetten yani olumsuz bir akıbetten diyelim bütün insanları, bütün müminleri başta muhafaza eylesin. Aklımızı onun rızası istikametinde, aklı selim olarak kullanmayı Rabbim cümlemize nasip eylesin. Amin. Namazın insana kazandırdıkları birçok güzellik var. Bunların neler olduğuna ilişkin dinleyicilerimize neler aktarabiliriz? Evet, az önce de ifade ettiğim gibi namaz tabii müminlere, inanan insanlara emredilen en büyük ibadetlerden birisi. Namaz müminin miracı olarak geçiyor malum. Nasıl Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam miraçta Rabbimizin huzuruna vardı, keyfiyetini bilemiyoruz. Müminler de namaz ibadetiyle Rabbimize uruc ediyorlar. Rabbimizin dergahına ne yapıyoruz? Secde ediyoruz. Onun rızasını kazanmaya çalışıyoruz. Ve Efendimizin miracı gibi miraç yapmış oluyoruz. Efendimiz tabi namazın farz kılındığı yerde miraç olduğundan dolayı da ayrıca bir miraç yapmış oluyoruz. Onu hatırlamış oluyoruz. Namaz öyle bir ibadet ki namazın içerisinde diğer ibadetlerin genel bir toplamı şeklinde ibadetler, hususiyetler var, ibadet özellikleri var daha doğrusu. Mesela ne gibi? Namazda yiyip içme işini kesiyoruz. Yani yeme içme işi olmadığından dolayı bir nevi oruç tutmuş oluyoruz. Efendim abdest, gusül vesaire namaz için gerektiğinden dolayı bu da maddi bir harcama yaptığımızdan zekat gibi düşünebiliriz. Kabe'ye döndüğümüzden dolayı hac gibi, hac yapıyor gibi düşünebiliriz. Efendim
Rabbimizin huzuruna bulunmakla da ibadetin zirvesini yakalamış oluyoruz. İslam diyor 5 temel üzerine bina edilmiştir diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bunların başında namaz, işte oruç, hac, zekat olarak ifade ve kelime işaret olarak ifade ediliyor. Ayrıca da kelime işaretleri ne yapıyoruz biz? Namaz içerisinde de söylemiş oluyoruz. Evet, gelelim namazın ne tür bize kazançları vardır? Biz ibadeti yaparken dünyalık olarak bir ibadet etmiyoruz. Yani dünyalık menfaatler diyelim. Belki bizi bir tercih ettirici olarak düşünebiliriz. Rabbimiz koymuş olduğu bütün ibadetlerde, ibadetlerde, emirlerinde daha doğrusu mutlaka hikmetler gizlemiş. Yani onun içerisinde insanlığın faydasını olacak, insanların faydasını olacak güzel hasletler tabii lütfetmiş Rabbimiz. Namaz da tabii bütün ibadetlerin özü usaresi olduğundan dolayı, çok önem verildiğinden dolayı Rabbimiz bu ibadet içerisine de bizim belki bilemeyeceğimiz kadar faydalar içerisine lütfetmiş, koymuş. Tabi her şeyin önemlisi namaz ibadetini yaparken Rabbimizin rızasını kazandığımızı unutmamak gerekiyor. Namazın insana neler kazandırır namaz? Birkaç madde halinde inşallah paylaşmış olalım. Birincisi, namaz müminin hayatını disipline eder. En önemli mesele budur. Hayatının disipline olması. 5 vakit namaz içerisinde biz ne yapıyoruz? Günde 5 vakit, 5'e bölmüş oluyoruz günümüzü. Namaz vakitleri arasında dünyalık işlerimizi koordine etmeye çalışıyoruz. Yani namaz öyle bir özelliği var ki biz mesela diyelim ki öğle namazı vaktinde mutlaka namazı eda ettiğimizden dolayı hangi işimiz olursa olsun orada bu işimizi kesiyoruz ve Rabbimizin huzurunda bulunuyoruz. Bu tabi zamana riayet etme, zamanı hatırlama noktasında da en önemli husustur bu insan hayatında, bu disiplin meselesi. Tabi insanı bıraktığımız zaman, yani kendimizi serbest bıraktığımızda disipline olma meselesi öyle çok kolay değildir. Fakat namazlarla biz ne yapıyoruz? Sabah namazıyla hayata başlıyoruz. Başladığımızda bir kere sabah erken kalkmayı öğrenmiş oluyoruz. İşin bereketi, hanenin bereketi sabahtan erken kalkmak. Erken kalkan Allah'ın izniyle berekete mazhar oluyor. Rızıklar sabah erken dağıtıldığından dolayı büyük insanlar, ecdadımız, hep büyüklerimizden bunu gördük. Kalkarlar sabahtan, çocukları da erken kaldırırlar ve neticede ortalığı havalandırarak rızıkların taksiminde çoluk çocuğun ayakta olmasını isterler. Sabahtan Rabbimizi hatırladık biz. Öğlene kadar dünya işlerine çalışırken o arada ne yapıyoruz? Belki dünyaya dalma gibi, efendim ahireti, hesabı, kitabı unutma gibi pozisyona girdiğimizde tekrar ne yapıyoruz? Öğle namazıyla onu hatırlamış oluyoruz Rabbimizi. O arada bir zaman dilimi içerisinde dünyaya çalışmış oluyoruz. Öğle ikindi arası aynı şekilde. Akşam yatsı her namaz vakti arasında biz ne yapıyoruz? Hem günümüzü bölmüş oluyoruz belirli bölümlere, hem ruhen ve madden dinlenmiş oluyoruz o arada. Rabbimiz inayetiyle o 5 vakit namaz bizi hem ruh dünyamızın ferahlamasına hem bedenimizin dinlenmesine vesile oluyor. Birincisi bu. Yani bunun üzerine çok uzun uzun durulabilir. İkincisi, namaz insanı fuhşiyattan alıkoyar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, kim sabah namazını kılarsa Allah'ın garantisi altındadır. Evet, Efendimiz böyle buyuruyor. Kim sabah namazını kılarsa Allah'ın garantisi altındadır. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Celle Celaluhu, muhakkak namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkor. Ankebut suresinin 45. ayeti buyuruyor. Fuhşiyat ve münkerat kendilerine has o menhus yönleriyle mümini miraciyesinden ve Allah'a kurbiyetinden uzaklaştırır. Haddi zatında her bir günah içerisinde küfre gidecek bir yol vardır. Günah işlene küfür ne yapıyor? Vücutta, kalpte yerleşmeye başlıyor. O günah eğer tövbeyle, namazla, ibadetle günah üzerimizden atılmazsa eğer, atılmaya çalışılmazsa zamanla ne yapıyor? Bizde bir yerleşik hayat, artık ev sahibi pozisyonuna girebiliyor. Rabbim böyle bir pozisyonda, böyle bir akıbetten muhafaza buyursun. Tabii namaz kılan insan iffetine, ismetine, günahsızlığına, iffetine ne yapar? Dikkat etmiş olur. Demek ki hakiki namaz kılan insan her şeyine dikkat eder. Yani davranışlarına, hal ve hareketlerine. Nitekim Maun suresinde hepimizin bildiği Eraytellezi kezdibu biddin diye başlayan surede veil olsun o namaz kılanlara. Onlar ki kıldıkları namazdan gafildirler. Demek ki gafil bir şekilde namaz kılmamak lazım. Geçen bir arkadaşımızla bir yerde bulunuyoruz. Kendi dükkanının hatta bir komşusundan bahsetti. Ya namaz kılıyor ama her türlü kötü kelimeleri kullanıyor dedi. Çok üzülüyorum dedi yani bu komşumuza. Demek ki yani ibadetler bizi hem nezaket hem nezahat yönüyle hem kalbimizin duruluğu yönüyle bize bir şeyler kazandırması lazım. Gafil olmamak gerekiyor. Namaz, hakiki namaz eğer eda edilirse namaz kılan insandan hiçbir kötülüğün,
sadır olmaması lazım. Hiçbir ahlaksızlığın ortaya çıkmaması gerekiyor. Fakat namaz eğer hakikaten de hakiki bir namaz değilse Allah muhafaza her türlü sıkıntı meydana gelebilir. Üçüncüsü, namazın kalbi huzuru temin etmesi. Müminin namazlarını şuurlu olarak eda etmesi onun hayatına bir düzen, dağınık kalbine bir denge ve insicam getirecek, perişan hislerini ayağa kaldıracaktır. Ve bulanık yerleri varsa onlara da ışık saçacak. Aksi takdirde tabii insan çeşitli fikirler, çeşitli duygular, çeşitli hisler, günden güne insan ne yapabiliyor? Dağınık fikirlere, efendim kendisine huzur vermeyecek duygu ve düşüncelere kapılabiliyor. Namaz ne yapıyor kişiye? Kalbi huzur elde etmesine en büyük vesilelerden birisi oluyor. Bu namaz sayesinde doğru görme, doğru düşünme, doğru konuşma imkanını elde edecek bir mümin. Günde 5 defa da Rabbinin huzuruna gelip şuurla eda edilen namaz Allah'ın izniyle bütün bunları insana kazandıracak mahiyettedir. Namaz bu hadiseleri, bu manaları hem taşır hem de tekefül etmiş durumdadır. Tabii kişi huzur ve huşu içerisinde, huzur içerisinde namazını gerçek manada kılarsa Allah'ın izni inayetiyle kalbinde huzur, ailesinde huzur, işinde huzur, eşinde huzur, her türlü en güzel huzuru elde etmiş olur. Başta Rabb'e tabii irtibatla sağlanmış olur bu. Bir dördüncü husus, huzuru kalp nedir diye, yani böyle bir kalp huzuru hep bundan bahsediyor, nedir? Namazda söylenip ifade edilen bütün bu manaların dışına çıkmamaktır. Zaten huzur hazır olma manasına geliyor Arapçada. Hazır bulunma demektir. Çarşıya pazara çıkarken dikkat etme, efendim harama helale dikkat etme. Bu tabii kalp huzurunu sağlayan en önemli hususlardan birisi. Bir beşincisi, namazın içtimai bir ibadet olması. Sosyal bir ibadet malum. Ferdi ve ruhi bir ibadet olduğu kadar namazın sosyalleştirici bir yönünde var. Özellikle farz namazların cemaatle kılınması meselesi tabii bu hususta çok önemli. Cami tabii birleştiren manasına geliyor. Camiye gitme ve camide bir vakit namazı eda etmenin 27 kat daha fazla sevabın olduğunu bizzat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bildiriyor. Ve camiyi devamlı Efendimiz teşvik etmiş, cemaatle farzları kılmayı teşvik etmiş. Bu da tabii Müslümanların birbirleriyle tanışması, kaynaşması, birbirlerine yardımcı olmaları anlamına geliyor. Hatta şöyle bir anekdot aklıma geldi Asr-ı Saadet'ten. Böyle yağmurlu bir gün, demek ki kış mevsimi, ki Medine'de oralarda biraz daha kışın yağmurlar oluyor. Hava zifiri karanlık, çok acayip bir yağmur yağıyor. Ve bir sahabe efendimiz, ismini şimdi hatırlayamayacağım, mutlaka efendimizin arkasında namazlarını eda ediyor. Demiş ki yağmur ne kadar yağmur yağarsa yağsın ben gidip efendimizin arkasında bu namazımı eda edeceğim demiş. Hakikaten de mescide geliyor, çok gelen yok yani. Demek ki çok fırtına olunca, tabii geriye dönecek. İhtimal ki belki akşam namazına geldi, yatsıyı bekledi. Geriye dönecek. Fakat şimdiki gibi elektrik yok, bir şey yok. Nasıl gideceğim? Kara kara düşünüyor yani. Kapkaranlık ortalık böyle. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam burada mucizesi gerçekleşiyor. Bir sopa, bir değnek gibi bir şey veriyor. Diyor ki bu biraz sonra diyor yanacak diyor bu. Bir fener gibi yanıyor. Eve gidebilirsin diyor bununla diyor. Ve gerçekten de o böyle bir fener şeklinde, lüküs şeklinde yanıyor. Ve evine o sahabe öyle gidiyor. Yani Cenab-ı Hak bu dünyada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasında namazını kaçırmama, cemaatle namazı kaçırmama adına yapmış olduğu, onun rızası istikametinde koşturmuş olduğu hadise ne oluyor? Bu sefer kendi hakkında dünyada da bir mükafatın verilmesine vesile oluyor. Diyelim ki vefat edildiği zaman, özellikle vefat edildiğinde insanlar birbirlerini tanımıyorlar. Kimdi acaba bu diyorlar cenaze caminin önüne geldiğinde. Ya şu karşı bloklarda oturuyordu ama kimdi, ya bu adamın ismini hatırlayamıyorum. Çünkü camiye hiç gelmemişti neticede. Fakat camide olsa o insanlar ne yaparlar? Onu evet biz sağlığında da tanırdık. Hayattayken de bu camimizin müdavimlerindendi, cami cemaatindendi diye. Ne yaparlar? Onun teşhisi tekfirinde bulunurlar, dua ederler. Son görevlerini yerine getirirler. Evet, kimse zaten şey kalmaz gerçi de. Yani vefat ettiği zaman defnedilmeden kalmaz ama önemli olan arkamızdan böyle bir Fatiha okuyacak, dua edecek insanların olması tabii önem arz ediyor. Bir diğer husus, altıncı faydası namazın, namaz insanlar arası eşitliği sağlar. İslam ibadet sisteminin amaçlarından birisi de insanlar arasındaki farklı toplumsal statü gruplarını ve sınıfsal yapıları ortadan kaldırmaktır. Tevazu, mahviyet esastır. Hangi makamda bulunursa bulunsun bir Müslüman, diyelim ki en aşağı makamda bulunan, dünyalık statü olarak söylüyoruz, en aşağı makamda bulunan bir insanla en yüksek bir genel müdür pozisyonda olan bir insan bile diyelim, aynı sırada, aynı safta
ne yaparlar? Beraber bulunurlar. Bu haçta da aynı şekildedir bu. Hac ibadetinin faydalarında katkılarını düşündüğümüzde de aynı şeyi görürüz ve yaşarız. Namaz bunun en güzel örneklerindendir. Aynı safta bulunulur ve herkes eşittir yani. Herkes alnını secdeye yere koyar ve Rabbinin büyüklüğünü, kendisinin küçüklüğünü orada hissetmeye çalışır. Bir diğer husus, namaz müminin miracıdır. Belki girişte biraz az bahsetmeye çalıştım. Namaz insanı hakiki insanlığa götüren nurani bir helezondur. Namaz müminin miracıdır. Efendimizin ifadesi namaz müminin miracıdır. Miraçta Efendimiz aleyhissalatü vesselam nasıl Rabbimizin huzuruna vardıysa aynı şekilde namazda da biz ne yapıyoruz? Rabbimizin huzuruna çıkmış oluyoruz. Bir diğer husus, namaz kılan bir müminin bütün yapmış olduğu işler ibadet hükmüne geçer. Ne gibi mesela? Diyelim ki abdest alma gibi. Bir Müslüman abdest aldığı zaman da o abdest alma, çok affedersiniz, tuvalete gitme dahil buna, taharetlenme, temizlenme dahil, abdest alma dahil buna. Bu hareketleri ibadet hükmüne geçer. Yani namazın içerisinde sayılır. Bir kişi abdest almak için kalksa, tuvalete ihtiyacını giderse, taharetlense, temizlense ve istibra istinca yaptıktan sonra gelip efendim abdestini alsa belirli bir vakit içerisinde ve namazını eda etse, o kişi o yapmış olduğu şeyler ibadet hükmüne geçer. Hatta yine Efendimizin ifadesiyle mümin diyor yatsı namazını kıldığı zaman sabah namazına kadar ki diyor, eğer sabah namazını kalkmaya niyet eder de yatarsa sabah namazına kadar olan uykusu, o her bir uykusunun her bir nefes alışverişi zikir ve tesbih olarak ifade ediliyor. Demek ki mümin yapmış olduğu ibadetle yani 24 saatini ne yapmış oluyor? İbadet hükmüne geçirmiş oluyor. Bütün hayatımızı ibadetle doldurmaya gücümüz yetmez ama Rabbimiz bunun için altın bir fırsat tabi sunmuş bize. Bunun tabi 3 şartı var. Namazı hiç ihmal etmeden dosdoğru kılmak. Eğer bunu yaparsak ibadet hükmüne geçmiş olur namazımız. İkincisi, dünyanın yasaklanmamış mübah amelleri işlemek. Dinen yasaklanmamış, yani yapılmasında herhangi bir mahsur olmayan. Bir de bu dünyevi amelleri iyi bir niyetle yapmak. Yani dünyevi işlerimiz bile ne oluyor o zaman? İbadet hükmüne Allah'ın izni inayetiyle geçmiş oluyor. Bir diğer hususta, 9. hususta, namaz en büyük koruyucudur. İşte bir örnek, namaz ibadetiyle biz ne yapmış oluyoruz? İnsanlar haramlardan uzaklaşmış, haramlardan uzak kalmış oluyor. Bizler de namaz vesilesiyle Rabbimizi hatırladığımızdan dolayı da günahlara girmeden uzak kalmış oluyoruz. Rabbim inşallah rızasından ayırmasın diyelim. Namazlarımızı hakiki namaz eylesin. İbadetlerimizi hakiki ibadet eylesin. Amin. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.